için paniğe yol açtı ve sürekli bir şekilde de ülke değiştirmeye başladılar. İşte az önce isimlerini saydığınız Salih Fidan ve Samet Güret'e Ukrayna'dan Polonya'ya geçmek istediğine yasa dışı yollarla bu geçiş işlemini gerçekleştirirken Ukrayna makamları tarafından yakalandı. Bu yakalamanın hemen ardından da Türkiye yeniden harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı 2 FETÖ'cü Türkiye'de yakalanma emri olduğunu belirterek Türkiye'ye iadesini istedi. Bu istek de gerçekleşti. Salih Fidan ve Samet Güre bugün Türkiye'ye iade edildi. Peki neydi görevleri bu iki ismin? Salih Fidan Fethullahçı terör örgütünün yurt dışındaki sorumlularından biriydi. Bağdat sorumlusuydu. Bağdat'taki Fethullahçı terör örgütü faaliyetlerini örgüt adına koordine ediyordu ve yine örgütün eğitim kurumlarında çalıştığı belirlenmişti. Diğer bir isim Samet Güre ise örgütün Erbil sorumlusuydu. O da Erbil'deki FETÖ faaliyetlerini koordine ediyor ve yine örgütün kapatılan FESA eğitim kurumlarında çalışmıştı. 17-25 Aralık sürecinde de örgütün Bankasya hesaplarında bir artışı olduğu görülmüştü ve her iki isim hakkında da yine itirafçı beyanları vardı. İşte tüm bu bilgiler yine Ukrayna makamlarıyla paylaşıldıktan sonra iki FETÖ'cünün Türkiye'ye iadesi gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte ne olacak? İki ismin şu anda ifade işlemleri devam ediyor. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Araştırma Bürosu yürütüyor. Bu gözaltı işlemlerinden sonra, ifade işlemlerinden sonra özellikle Fethullahçı terör örgütünün Irak'taki yapılanması hakkında ve yine yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin buralardaki faaliyetleri hakkında da önemli bilgilere ulaşılması düşünülüyor. İfade işlemlerinin devam ettiğini belirtmiştik. Gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.